Kendi yüzümüzde gülür. Türkiye'nin yüzümüzde gülür. Bizim yüzümüzde gülür. Ne olur burada verdiğimiz emekler boşa gitmemiş olur. Hastayım. Hasta olmanın bir lüksünüz yok. Kendinize iyi bakacaksınız. Kendinize iyi davranacaksınız. Nasıl ve kötü davranacaksınız. Sol sağ, sol sağ, peş peşe. Ama ilk ataklar hep bizden olur. Cengiz boksa başladığında sessizdi. Yani arkadaşlar içinde en sessiz olanlardan biriydi. Siz de diyorsunuz ki şurada çalışın ya. Şu imkanları değerlendirin. En iyi imkanlar size sunulmuş. Devletlerin tüm de imkanları size sunulmuş. Adem hemen torbalara çıplak elleriyle vurmaya başladılar. Yani çünkü bir başka bir atmosfere girmişti herkese. Türkiye'de ne bekliyorsunuz? Bütün akrabalar ne bekliyor senden? Altın madalya bekliyor. Biz ne bekliyoruz senden? Altın madalya bekliyor. Çantamı hazırlıyorum eve gidince. Boks eşyalarımı, temiz eşyalarımızı koyuyoruz. Bandajlarımızı, çitlerimizi, eldivenimi, kaskımı koyuyorum ve çıkıyorum boksiyonu. Sabah kalktığımda ilk başta kahvaltımı yaparım. Sonra da arkadaşlarımızla buluşup genellikle Genç Parkı'na gidiyoruz. Geziyoruz. Ondan sonra saat 3 olduğunda 4'te itman başlıyor. 3'te hep beraber geliyoruz. İtmana giriyoruz ve itman yapıyoruz. Yani şimdi eğlenmek için arkadaşlarla Kızılay'a gidiyoruz. Orada kafede falan oturuyoruz. Sonra Gençlik Parkı'nda oyuncaklara falan biniyoruz. Orada oturuyoruz. İşte meyve suyu, yiyecek içecek falan alıyoruz. Çekirdek alıyoruz. Hayata şimdi daha da iyi bakıyorum. Çünkü spor yapıyorum, kendime bakıyorum. Bir yandan da ailemi kurtarmak istiyorum bu eziyetten. Para kazanmak istiyorum, çalışmak, şampiyon olmak istiyorum, hayatımı kurtarmak istiyorum, düzene sokmak istiyorum. Ve iyi bir hayat sürmek istiyorum. Arkadaşlarla sinemaya gidiyoruz. Ondan sonra havuza gidiyoruz bazen. Hatta bazen bokstan bir gün kaytarıyoruz. Çaktırmadan arkadaşlarla havuzda yüzüyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Yani hayatın tadını çıkartıyoruz. Yılında Fenerbahçe Boks Kulübü'nün işte bir talebimiz oldu. Ben de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Gençler Dünya Şampiyonu olmuştum 94 yılında. Sporu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladım. Ankara'da boks şubesi açılacak diye öyle bir dedikodu duyduk işin aslı yani.
Sonra şubeyle konuştuk. Neden olmasın denildi. İşte talebimiz şube kaptanımız Mert Öztemel aracılığıyla Aziz Başkan'a iletildi. O da uygun gördü. Şube kaptanımız Mert Öztemel tarafından 2005 yılında ilk olarak Anadolu'yu Fenerbahçe'nin boks şubesi o şekilde taşınmış oldu. Ankara Boks Okulu açıldı. Ankara Boks Okulu'nda özellikle ben yani üniversite yıllarında bir proje hazırlamıştım. İşte yani Türkiye'deki boksun kalkınma çareleri. Bunların içinde de işte nasıl iyi boksörler nerelerden seçilir? Hangi kişilerin daha iyi boksör olacağı yönünde. İşte o zamandan da kalmak, kendim de zor şartlar altında büyüdüğümüz için boksun ne kadar zor şartlar altında büyüyen birisi varsa diğer rakiplerine göre daha önde olacağı, boksa daha yatkın olacağı yolundan çıkarak ilk olarak bu sokaklarda çalışan çocuklara yönelik bir proje yaptık 2005 yılında. Ve en büyük örneği de işte Adem ile Cengiz. Aynı kilonun olması ve aynı rakip olmalar ve milli takımda aynı seviyede halen bu milli takım formasını giyebilmek için aynı kiloda birbirinin kilosunda ya sen ya ben diyebilecek durumdalar. Ama ringin dışında yine bir arkadaş, bir kardeş, bir dost, ne bileyim aileleri görüşüyor, birlikte eğlenebiliyorlar. Şimdi Cengiz küçüklükten beri çocukluk arkadaşım, mahalle arkadaşım. Kardeş gibiyiz. Her türlü yardımımızda, her türlü her şeyde onlar koşuyor. Ben de onların peşinden koşuyorum bir şey olduğunda. Hep yardımcı olmak isteriz birbirlerimize. Hatta evlerimizde kalırdık, birbirlerimizin evinde kalırdık, yerdik içerdik. Annesi annem gibidir, babası babam gibidir. Onun da öyle. Küçüklükten beri arkadaşız. Adem benim kardeşim gibi oldu artık. Ya bir yandan da maçta beraber çıkmak insanı üzüyor. Çünkü çocukluktan beri arkadaşınsın. Önemli bir turnuvaya gelmişsin. İlk maçtan beraber karşılaşıyoruz. Ya insana biraz gurur verici oluyor. Çünkü birimiz yenildiğinde birimiz üzülür. O yendiğinde ben üzülürüm. Ben yendiğimde o üzülür. Ya ilk tabii ki de birbirimizin suratına vurmayız üzüldüğümüzü. Senin aklında kardeşim falan sarılırız. Ya tabii ki içinde bir üzüntü olur.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, şu an kadıyla Gençlik Spor Bakanlığı destek oldu. Sporla hayata ve sokaktan ringlere diye. Özellikle İsmet Paşa ve Hacı Bayram civarındaki işte sokaklardan mendil, sepak satan çocukları toplamaya yönelikti bu proje. İşte o zaman 30-40 tane öğrencimiz başladı bu projeyle beraber. Şimdi biz tabii eşofman dağıttık, ayakkabı dağıttık çocuklara. Şimdi İsmet Paşa gibi bir yerde Fenerbahçe'nin eşofmanları girince o mahallenin tamamı oradaki boks çalışmalarından haber oldu. Biz arkadaşlarımız da hep her sabah buluşurduk. Okula gitmeden önce falan hep maç falan yapardık. Hep oyun oynardık. Bir zamanlar baktım arkadaşlarım teker teker gözükmüyor. Bir gün Nurettin arkadaşımı çevirdim, nereye gidiyorsunuz diye. Bana dedi ki boksa yazıldık, boksa gidiyoruz. Dedim iyi güzelmiş, ben de gideyim bir bakayım. Antrenmanlarını izledim. Antrenman bittikten sonra da tam eve giderken Mustafa Genç çıktı, hocamız çıktı karşımıza. Dedi ki sen arkadaşlar mısın? Evet dedim. Boksa yazılmak ister misin? Neden olmasın dedim. Sokakta merdi satıyorlardı. Bir gün eve geldi, anne dedi boksa yazdıracağım dedi. Ben yok dedim. Yok dedi, elle ki yazdıracağım dedi kendime dedi. Mustafa Hoca eve geldi. Allah razı olsun. Onları elinde tuttu. Yani o hayattan kurtardı. Allah bin kere razı olsun ondan. Mendil satıyorlardı, sarpa satıyorlardı, su satıyorlardı. Hani durumumuz pek iyi değildi. Onları satma zorundaydık. Ama Allah razı olsun Mustafa Hocam, onları elinde tuttu, onları o şeyden kurtardı. Belirli bir yerleri oldu. Yani çok güzel oldu yani bence, bilmiyorum. Başladığı bir 6 ay içinde Cengiz bayağı bir fark gösterdi. Yani akranlarına göre bayağı bir önde geçirdi. Maçlara çıktı ama maçlarda 2-3 ilk maçlarını kaybetti. Sonradan yendikçe ailem de izin vermeye başladı. Ve ben üstüne kata kata daha da iyi yerlere geldim. Türkiye şampiyonası oldu Gümüşhane'de. Orada Türkiye ikincisi oldum. İlk Türkiye şampiyonasıydı. Annesi bir gün öğrendik ki Cengiz'i bokstan almak istiyor. Antrenmana göndermedi. Gittim annesiyle görüştüm. Niye göndermiyorsun Cengiz'i diye. Benim aklıma şey geldi. Acaba son maçta yenildi ondan dolayı mı diye. Belki onun da etkisi var. Onu bize söylemedi ama işte daha önce küçükken geçirdiği bir kazadan dolayı, başındaki yarıktan dolayı işte yumruk gelir korkusuyla almak istediğini söyledi. Maçını da izlemişti, son maçını galiba. İşte biz de kaskın orayı kapattığını, hiçbir zarar görmeyeceğini, Cengiz'de bir yetenek olduğunu o zaman annesine ilettik, ikna ettik. O da sağ olsun Cengiz'i boksa devam ettirdi. Ya geceydi, yatıyordum, su içmeye kalkmıştım. İçtim, bir nefes aldım dedim, camı açtım. Ya ondan sonra kapattım sanıyordum. Şöyle az bir yaslanayım deyince direkt oradan düştük. Ya iki katlıydı, altımızda bakkal vardı. Bakkalın şeyine düştüm, oradan da hayırlı. Küçük diye hani yumruk gelecek diye yumruklarda biraz çekindim. Bazen görüyoruz ya hani yumruk yiyorlar, şey yapıyor da. Baktım iyiye gidiyor, ben de bıraktım. Allah yardımcısı olsun. Benim ileride hedefim, genellikle bütün sporcuların hedefi beden öğretmeni olmaktı. Benim de hedefim o. Beden öğretmeni olacağım ama sadece onunla yetinmeyeceğim. Bir de yani spora devam etmeliyim. Çünkü ileride büyükler var. Büyüklerde daha da iyi şeyler yapabilirim. Gerçekten yani boks zamanı geldiği zaman, yemek hazırladığı zaman oluyor. Hemen yemede çıkıyor. Geç kalacağım diye. İçinden gelerek yapıyordu. Seviyordu demek ki. Allah onun gönlüne göre de verdi. Allah daha çok versin. Genellikle herkes daha gelmiştir ama yani ya ilk zamanlar, ilk boksa başladığım zamanlar yenilmişimdir. Ondan sonra çalıştım ben buraya daha kemiği değil. Yani şampiyon olmaya geldim dedim. O yüzden çalıştım. Şimdi yani Allah'a şükür yenem yok. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 son. Önümüzde ne var? 2013'te Yıldızların Dünya Şampiyonası var. Gençlerin Avrupa Şampiyonası.
Ne yapacağız? Bu maçlara hazırlanacağız. Nasıl hazırlanacağız? Böyle mi hazırlanacağız? Şampiyon olma hedefimiz yok mu oğlum? Yok mu? Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na gitmek için ne yapmak lazım sakin? Türkiye şampiyon olman lazım. Türkiye şampiyon olup ne yapacaksın? Kendini burada paralayacaksın oğlum. O biçim çalışacaksın gece gündüz. İbadet eder gibi çalışacaksın. Çok iyi ibadet edeceksin, çok iyi de çalışacaksın. Aynı bu iş böyle. Dört dörtlük çalışmazsanız, kendinizi parçalamazsanız bu işte şampiyon olmak zor. Bu iş zor iş. Herkesin yapabileceği iş değil bu. 2014'te gençlik olimpiyatları var. Bak sen de oynayabiliyorsun. Ama geride iki gün çalışıyor, üçüncü gün adam kaçıyor. Adam gitti Türkiye şampiyonu oldu, sen ilk gün turist oldun, Ankara'ya geldin. Bu gülünecek hal değil, ağlanacak bir hal. Elinizdeki fırsatları şimdi değerlendiremezsen yarın hangi fırsat çıkacak önünüze oğlum? Hasta olma gibi bir lüksünüz yok. Ne yapacaksınız oğlum? Ne yapacaksınız? Kendinize iyi bakacaksınız. Kendinize iyi davranacaksınız, rakibe kötü davranacaksınız. Kapıdan girdiğinde işte Adem hemen torbalara çıplak elleriyle vurmaya başladılar. Yani çünkü bir başka bir atmosfere girmişlerdi. Tabii ister istemez işte o atmosferin içinde tabii torbalar vurmaları, işte salonun içinde koşmaları, ringlere çıkmaları, ipe sallanmaları yani çocukluğun verdiği bir şey. Ama onların gözündeki ateş nasıl söylesem başka bir şeydi. Yani hani bir çocuğun sevindirirsin ya. O şekilde bir sevgi içindeydiler geldiklerinde. Arkadaşlarımızla buraya geldiğimizde torbaya falan vuruyorduk. Sağa sola zıplıyorduk. Rahat durmuyorduk yani. Merdivenlerin altına giriyorduk. Ondan sonra işte ne bileyim rahat vermiyorduk. Hocalar bize kızıyordu, kovalıyordu şakasına. Sporla alakalı şey mahallede gezmesin diye spora yönlendirdik. Mustafa Genç Hoca'nın yardımlarıyla çocuk bugünlere geldi. Her gün arıyordu babam zaten Türkiye şampiyonasındayken. Gün gün maçlarımız olduğu için hepsini de aldım dediğinde daha çok seviniyorlardı. Türkiye şampiyonu olduğumu duyunca daha da çok sevinmeye başladılar. Daha sonra eve bir gün sonra gelince sabahtan geldik bir de uyuyorlardı tabii. Uyanınca şaşırdılar hem sevindiler işte. İnşallah Ankara'nın, Haymana'nın, Türkiye'nin gururu olur. Vatana, millete hayırlı bir birey olur. Bu sporda da böyle devam ederse spor akademisinde inşallah güzel yerlere gider ve kendisi gibi bu da nasıl elinden tutup bugünlere getirdilerse hocalar sayesinde bu da birilerini tutup bugünlere getirirse ne mutlu bize. İşte tek yumruk olmak lazım. Çünkü yumruk sporu diyoruz ama onu etkenler, işte bir gövdenin, bir kolun birleşmesinden oluşan bir spor dalı oluyor. Ve bu da işte çocukların bir arada yaşamını kardeşten daha ileri gitmeleri sağlaması lazım ki iki rakip de olsa, iki aynı camianın içinden gelen insan da olsa
aynı kulübün sporcusu olsa, aynı kiloda da olsa, aynı şekilde yetişmiş olsa biri muhakkak başarıyı daha fazla istemesi gerekiyor. Ringin içinde rakip, ringin dışında kardeş, evinde birbirinin ekmeğini yiyebilecek insanlar olsun istiyor. Ve en büyük örneği de işte Adem'le Cengiz. Aynı kilonun olması ve aynı rakip olmalar ve milli takımda aynı seviyede halen bu milli takım formasını giyebilmek için aynı kiloda, birbirinin kilosunda ya sen ya ben diyebilecek durumdalar. Ama ringin dışında yine bir arkadaş, bir kardeş, bir dost, birlikte eğlenebiliyorlar. Çünkü biz bunu sağlamak istiyoruz. Bunun sayesinde de başarı geliyor. Ya devlet, kulüp o kadar size imkanlar vermiş, olanaklar vermiş. Bunları değerlendirmiyorsunuz. Yaşınız gelip geçecek. Bu kadardır, şimdi bu kadardır. Fiyatları düşecek. Bu ne olacak? Askere gideceksiniz. Herkes ekmeğin derdine düşecek. Ne olacak? Kazandığı da size yetmeyecek. Ama boksta ne diyoruz? Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonası'na spor bakanlığı çok büyük ödüller. Bir olimpiyat şampiyonası'na 1,5 milyon para alıyorsun. Bu ne demek? Her attığın yumruk bir cumhuriyet altına. Böyle düşün. Başka türlü konsantre olamıyorsan attığı servimizde cumhuriyet altında. Her yumruk cumhuriyet altında. 10 tane 10 cumhuriyet altında. 100 tane 100 cumhuriyet altında. Torbada çalışıyorsun, cumhuriyet altından vuruyorsun. İp atlıyorsun, karşında cumhuriyet altından düşüyor üstten aşağı. Öyle düşün. Eğer kendini konsantre edemiyorsun. Yani şampiyonluğun, bak İstiklal Marşı'nı okuttu arkadaşınız da yani, o duygu nasıl bir duygu olur? Ya İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya okutmak nasıl bir duygu? O yaşanılabilir mi? Karayla o duygu yaşanılabilir mi? Dünyaları verseler sana o duyguyu yaşayabilir mi? Yaşadın mı daha önce? Ya şimdi her maçta okutmak istemez misin o İstiklal Marşı'nı? Herkese. Ya. Oğlum o duyguyu yaşamak için burada ter sökeceksin. Ter. Düşün, döktüğünüz terden karşında o duyguyu yaşıyorsun, dünyanın en güzel duygusunu yaşıyorsun. Üzerinde de ödüller alıyorsun oğlum. Ne diyorum ya, her hafta İşte kalk koş hadi koş. İp atla torba dön gölge boksu değil boş. Her şey başlar ya da her şey biter. 9 dakika ikimize yeter. Ter ve kan benim şampiyonluk hedefim. Kankamsın kardeşim yumruklarım şerefim. Yabancı arkadaş fark etmez. Arkadaşım olsam da yumruklarım çark etmez. Hayat sana yapar şu insan sebebini boş ver. Hadi sen ya da ben, evde mahallede ben ya da sen. 9 dakika ikimize yeter. 9 dakika. 3 round sonunda sen ya da ben. Fark etmez ama ben ya da sen. We are the champion, we are the best. Karşımıza çıkacak herkese rest. Vur hadi vur hadi aparkat kroşe. İstiyorsan formayı dövüşeceksin öyleyse. Vur hadi vur hadi vur hadi ölümüne. Vur hadi vur hadi duvarlar yıkılsın. Umurumda değil benim. Kurt bir burunda bana laf mıymış? Ağızdan da nefes alınır burun şart mıymış? Karşıma geçecek olan şunu bilsin. Ellerim makine sırtımda ter.
seçersen olursun beter. Direğini alınca döner tersin. Kontraya düşünce plaka istersin. Eskinin rüzgarında üşür üşütürsün. Annenin dizinde ağlar üzülürsün. Seni öpecek uykuya gönderecek annen değil bugün eldiven derim. 9 dakikada seni yere sererim. Karşıma çıkacak herkesi yenerim. Çalışmanın başka amacı yok. Bunun için buradayız. Bu iş için burada olmayan varsa gelmesin. Gelmiyor. Açık açık söylüyorum, gelmiyor. Son lokmasına kadar. Gelenler bize yeter. Bir kişi olsun, o yeter. Yiyecek. Aydınlaşmayanlar madem suyu da değiştirebilir. Başka da biz bu işe yani sadece antrenörlük açısından bakmıyoruz aslında. Yani ben çalıştığım antrenör arkadaşlarla beraber, Levent hocamız olsun, Handan hocamız olsun, yine İlhan Güler hocamız vardı bizim. Yani diğer arkadaşlar da var, Allah razı olsun, birçok antrenör arkadaşla beraber. Yani bu yola ilk çıktığımızda yani sadece biz buradan şampiyon yetiştirelim, işte bizim de sporcumuz olsun, Türkiye şampiyonu olsun, Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu olsun. Bizim kafamızda aslında sadece bu düşünce yok yani. Biz bu işe şöyle diyelim, taşın altına sadece elimizi değil gönlümüzü koyduk aslında. Yani biz güzel bir nesil de yetiştirmek istedik aslında. Öncelikle insan yetiştirmek istedik. Çünkü nice şampiyonlar var biliyorsunuz, yokluklar içinde yaşam savaşı veriyor şu anda. Çünkü varlıktayken o hem şampiyonluğun şımarıklığı hem güzel bir hayat yaşamayışları hem kendilerini bitirdiler hem de yani kötü örnek oldular. Biz hem iyi örnek olacak sporcular yetiştirelim hem de ülkemize, Avrupa, dünya ve hiç olmayan olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmak istedik. Oradan gelen yani bir çocuk şöyle hatırlıyorum, belki de saçları ellenmeyecek derecede kirliydi mesela birçoğunun. Yani üzerlerinde üst baş yoktu. Hatta birçoğu işte terlikle gelmişti. Yani ayakkabısı yok, terlikle dolaşıyordu. Yani gerçekten biz onlara bakarken şöyle bir şey, yani ille de bu şampiyon olacak öyle bir düşüncemiz yoktu. Oradaki insanlar da yani topluma adapte edebilmek, onlardan işte oradan da bir gül çıkarabilmek de amaç. Belli bir süreden sonra rekabet başladı onlar için. İşte şampiyon olma, işte Ankara şampiyonu olma ve bunun sonucunda işte Türkiye şampiyonu olma, milli takım seviyesine gelme. Tabii bizim sporcularımızın içinde Adem, Cengiz birbirine çok yakınlar. Genellikle mesela milli takımda da birbiriyle maç yapıyorlar ve artı Türkiye şampiyonasında birbiriyle maç yapıyorlar. Ve bunların sonucunda başarı da geldi. Ama daha büyük başarı istiyoruz biz. Hayatın maçını yapman gerekiyor.
Yani normal bir spor gibi düşünmüyorsun. Çünkü senin yaşamın bu artık. Senin geleceğin, senin ulaşabilip alabileceğin, her attığın yumrukta peşinde koşabileceğin bir umut. Yani diğer sporları gibi, takım sporları gibi değil. Çünkü başarıya sen kalıyorsun. Ringin içine girdi miydi? Her şey sana bağlı. Yani Cengiz hızla bu yükselişi devam ettirdi. Hem işte antrenörlerin hem bizlerin yani verdiği mücadelenin, verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Ama Cengiz'de şimdi şöyle bir ufuk görüyoruz biz. Yani ileri doğru dönük büyük umutlarımız, büyük beklentilerimiz var. Bunun içinde hatta büyüklerde de beklenti oluştu. Türkiye 2012 Olimpiyat takımından mesela Cengiz yedek sporcu olarak alındı. Yani 40 payı Londra Olimpiyatlarına gitmeyi kaçırdı. 17 yaşında Londra Olimpiyatlarına gitme şansı da oldu Cengiz'in. Fakat bu tabii bir ölçü değildi. Yani gidip gitmemesinden öte Cengiz'in şu anda mevcut haliyle iyi bir konumda olduğunu, gelecekte de daha iyi bir konumda olacağının bir göstergesiydi. Hadi. 19, 20. Dalıp.
Türkiye Şampiyonası'na gittik, Gençler Türkiye Şampiyonası'na. İlk maçta Cengiz de Adem ikisi birbirine düştü kurada. Yine Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda ilk maçta, yani uluslararası arenada oynanan bir maçta bile o kadar şanssızlık, kurada yine birbirlerine düştüler. Ve şu anda Türkiye'de aslında Cengiz'i en fazla zorlayan kişi Adem. Belki Cengiz o kiloda olmasa veya Adem farklı kiloda olsa belki de ikisi de şu anda direkt dünya şampiyonası takımında olurdu, ama Cengiz yani mesela bu sene en fazla Adem'de zorlandı takıma girme konusunda. Düşün, Türkiye'nin en iyisi, ikisi de aynı kiloda. Yani arada işte bisiklet daha olsaydı belki de bir bisiklete çıkardı. Ya tabii ki Adem rakibi çok iyi. Çünkü onun da boyu uzun, benim de boyum uzun olduğu için birbirimizle rahat dövüşemiyoruz. Çünkü kimse kimsenin içine giremiyor. O yüzden maç ortada geçiyor. Ben Adem'le değil de Rus'la yapsam daha da rahat oynarım. Çünkü o benim taktiğimi bilmiyor. Ben de 12'ni bilmiyorum. Adem'le yaptığımda her gün yan yanayız. Benim ne yaptığımı biliyor, benim nasıl dövüştüğümü biliyor. Yani anlıyor ona göre. Çünkü ben geri atak yapmayı seviyorum. İleri yapamıyorum. O yüzden o da ona göre ataklar gerçekleştiriyor. Rus'la yaptığımda o hiçbir şeyi bilmez çünkü. Üstüme gelir. O yüzden ben de daha rahat dövüyorum. Ya şimdi Cengiz küçüklükten beri çocukluk arkadaşım, mahalle arkadaşım. İlk başta tabii aramız falan iyi değildi. Tüm mahalleyle iyi değildi. Hani normal çocuktuk, küçüktük. Sonra boksa gelmeye başlayınca arkadaş olduğumuzu anladık. Hatta kardeşten de öte geldi artık yani. Cengiz ve diğer arkadaşlarım. Ha, kardeş gibiyiz. Ringin dışında kardeşsiniz ama ringin içinde de rakibiz. Yani onun için dışında kardeş, içinde rakibiz. Türkiye şampiyonu tekrar olmak. Sonra dünyada, Avrupa'da ve olimpiyatta dereceler yapmak istiyorum. Türkiye'mizi gururla o bayrağı taşımak istiyorum göklerde. Tek istediğim bu. Saygı, sevgi, sporda her şey var. Kaybettiğimde üzülüyorum. Demek ki ben hiç çalışmamışım. Bundan eksik kalmışım. Bu antrenmanı yapmamışım demektir. Yani kazandığımda da demek ki ben hiçbir antrenmandan kaytarmamışım. Üstüne eklemişim. Demişim ki yani çünkü ben öbür maçta yenildim. Bu maçta da yenilmek istemem. O yüzden çalıştım. Ve şampiyon olduğunda da sana çok büyük bir heyecan geliyor, nasıl diyeyim, sevinç dolu oluyorsun çünkü şampiyonsun, seni yenen başka kimse yok bu dünyada.